Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kış çorbası yapacağım. Bu bütün bakliyatlardan oluşacak. Bu çorbayı kışın haftada bir yapın. Kesinlikle hasta olmazsınız. Şimdi şöyle göstereyim size. Akşamdan ıslattığım bir su bardağı nohutum var. Bunu düdüklümüzün içine alalım şimdi. Bir su bardağı kuru fasulye. Akşamdan ıslatılmış. Bir su bardağı da dövmemiz var. Bunu da az önce yıkadım. Bunu da koyalım düdüklü tenceremizin içerisine. Üzerine 2 litre kaynamış su döküyorum. Çok nefis bir çorba oluyor. Tavsiye ederim yani bu çorbayı size. Su bardağı kaynak suyumuzu döktük. 2 litre kaynak suyumuzu döktük içerisine. Düdüklümüzün kapağını kapatalım. Ses çıkarmaya başladıktan sonra 15 dakika pişirip altını kapatalım. Diğer malzemelerimizi karıştıracağız. Evet arkadaşlar, dövme, nohut, kuru fasulyemiz 2 litre suda 15 dakika haşlandı. Şimdi üzerine bir çay bardağı yıkanmış yeşil mercimeğimizi koyacağız. Yok yok, bu çorbanın içerisinde gerçekten her şey var. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla da pilavlık bulgurumuz var. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi tozumuzu atacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı. Şöyle 2 tatlı kaşığına yakın tuzumuzu attım. Tekrardan kapatacağız kapağını. Ses çıkardıktan sonra bir 10-15 dakika daha tutalım. Evet arkadaşlar, çorbamız düdüklümüzde 10 dakika kaynadı. Altını kapattım. Şimdi sesinin bitmesini, havanın çıkmasını bekliyorum. Bu sırada sosumuzu yapalım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı koyalım sos tenceremize. İki yemek kaşığı kadar ben domates salçasıyla biber salçası koyuyorum içerisine. 3 büyük diş sarımsak rendeledim. Bunun hepsini bir kaynatacağız. Şöyle arzuya göre biber koyuyorum, toz biber. Ben zencefille zerdeçal da koyuyorum. Bütün yemeklere koymaya çalışıyorum bunu. Yani arzuya göre koyabilirsiniz. Şöyle yarımşar çay kaşığı koyalım. İsterseniz yerken üstüne de atarsınız. Yani çok faydalı. Zaten içinde onun her şeyi kayboluyor, hissedilmiyor. Şöyle 3 çay kaşığı dolusu kuru nane, kimyon, karabiber. Bunların ben çok ölçüsünü vermiyorum. İstediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Sevmediğiniz baharat varsa kullanmayabilirsiniz. Ben bütün baharatları sevdiğim için hepsini koyuyorum içerisine. Bunun içerisinde turunç ekşisi çok güzel yakışır. Şöyle turunçlarım var benim. Bu da annemin ağacı var kapısının önünde. Oradan kopardım. Küçük ama çok sulu. Bundan da şöyle şimdi 2 tane sıkacağım içerisine. Yetersiz gelirse bir tane daha sıkarım. Gerçekten çok sulu. Turuncu olmayanlar işte limon tuzundan ekşi yapıp koyabilir. Limon sıkabilir. O şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu şimdi kaynatacağım. Bir yandan da süzme yoğurt yapıyorum. Bakın, dolaba astım. Bir sürahi yoğurt vardı. İçerisine tuz koydum. Onu da bezin içine koydum. Dolaba astım. Dünden beri süzülüyor. Burada da zeytinim oluyor. Şöyle zeytini kırmadan, kesmeden kavanoza koydum bu kadar zeytini. Üzerine de şeker koydum, sirke koydum, sıvı yağ koydum, kaya tuzu koydum. Ondan sonra gelip gidip şöyle sallıyorum ben bunu. 20 gün boyunca böyle sallayacağım. 21. gün tatlanmış oluyor. Normalde siyah zeytinden yapıyordum ama siyah zeytin bulamadım. Yeşil de olur. Fark etmez yani. Evet, şimdi bunu
turuncu ekşimi de üzerine koyup kavuracağım. Düdüklünün kapağını açtıktan sonra çorbamızın içerisine koyacağım bunu, sosumuzu. Evet, sosumuzu güzelce kokusu çıkasıya kadar kavurduk. Çorbamız da bu şekilde oldu. Suyu falan güzel ama hani suyu katı derseniz 2-3 bardak daha su kaynatıp koyabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Durdukça da içinde dövme var, biraz katılaşabilir. 2-3 bardak daha su kaynatıp kettle'da içine dökebilirsiniz. Sosumuzu koyalım tenceremize. Şöyle 2-3 dakika bir tıkırdatalım. Sos içinde güzelce karışsın. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır. Ben biraz onu böyle tencereye aldım. Daha geride var. Kıvamına bakın diye. İçerisine dediğim gibi katı olursa su kaynatıp dökebilirsiniz. Tadına, tuzuna, ekşisine bakarsınız ondan sonra yine. Şöyle kasemize koyayım ben. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel kokuyor. Mükemmel bir kış çorbası. Protein deposu. İnşallah dener beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.